Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sezgin. Birkaç arkadaştan %100 İngilizce okumak ve İngilizcemizi geliştirmeye yönelik tavsiyeler hakkında video çekme önerisi aldım. O yüzden karşınızdayım. Bu videoyu çekiyoruz. Öncelikle kendimden bahsedecek olursam neden %100 İngilizce okudum? Buna nasıl karar verdim? Şimdi şöyle, üniversite sınavı benim için çok iç açıcı bir sınav değildi. Beklediğimden çok çok daha kötü yaptım ve açıkçası iyi bir puan elde edemedim. Daha sonrasında bakarken hani zaten sayısı aldım. Yani puanım da iyi değildi. Mühendislik bakacaktım zaten hani. Mühendislikler arasından da gıda mühendisliği bana yatkın geldi. Çünkü hani makineyle çok yapabilecek birisi değilim açıkçası. İnşaat belki olabilir de inşaatta muhtemelen benim puanım düşük kalabilir. Ya da yerleştirebilirdim. Her neyse. Aralarından eleyince gıda mühendisliği bana mantıklı geldi ama mühendislikte olduğu gibi Türkiye'nin birçok bölümde öyle çok fazla mezun veriliyor. Ve beni hani meslektaşlarımın, rakiplerimin bir nebze önüne geçirecek ne var diye düşündük. O da İngilizceydi tabii ki. Ben yerleştiğim sene sanırım 2012'de başladım ben bu arada üniversiteye. Oh, 9 yıl olmuş olması peki. Of, çok olmuş ya. Fark etmemiştim o kadar olduğumu. Her neyse, ben yerleştiğimde çok fazla üniversitede yoktu %100 İngilizce eğitim. O yüzden gerçekten bana bir fark yaratacağını düşündüm. Ben Adnan Menderes Üniversitesi'nde okudum İngilizce Gıda Mühendisliği. Tüm mühendislik fakültesi o sene yeni öğrenci kabul ediyordu. O yüzden orayı tercih ettim ve zaten yerleştik. Daha sonrasında okumaya başladım. Şimdi ilk karşılaşacağınız zorluklar neler? Onlardan bahsetmek lazım. Hazırlık okuduk biz. Hepimiz okuduk. Tüm mühendislik fakültesi. Çünkü o üst dönemde bir öğrenci yoktu ve geçirseler tek kişi için ders vereceklerdi. Onu da yapmadılar. Çok zor bir sınav sormuşlardı hazırlıkta muafiyet sınavı için. O da olmadı tabii ki. Her neyse zaten ben geçebilecek seviyede de değildim yani. İngilizcem benim çok kötüydü. Başladık. Hazırlıkta yani hani hep derler ya lisenin devamı yani dershane. Gerçekten öyleydi. İngilizce gösteriyorlar ama hani bir yıl boyunca hep İngilizce gördüğünüz için açıkçası çok böyle verimli bir şey olmuyor ve hani okul mantığıyla gittiğiniz için mesela kurs mantığıyla gitseniz belki bir şeyler kapabilirsiniz ama direkt okul mantığıyla gittiğiniz için çok çok verimli olmuyor bence. Hani biraz böyle hani hafif şey yapıyor, bir temeli yapıyor. Çünkü en temelden başlıyorlar gerçekten. Onu da hani orada yani temeli o yani. Bu daha başka bir temeli yok İngilizcenin. Ama hani konuşmak için açıkçası çok o hani gramer bilgisinin önemli değil. Ne kadar çok hani dedim kendime sinir oldum açıkçası. Her neyse. Birinci sınıfa geçtiğimde fark ettim ki hazırlıktaki İngilizcenin bana hiçbir faydası olmamış. Neden? Çünkü derse girdim mesela. %100 İngilizce bir ders zaten. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Matematik dersine girdik. Yani matematikten en anlayabileceğim gibi düşünüyordum. Hani sayılar var sonuçta onları İngilizce söyler en azından anlarım. Ama hiç öyle olmuyor. Her şey İngilizce olunca ve hani akademik bir İngilizce, günlük bir İngilizce de değil. O yüzden böyle afallayıp kalıyorsunuz. Ne olacağını şaşırıyorsunuz. İlk dönemim çok kötüydü. İkinci dönem de kötüydü. İlk senem gerçekten üniversitede berbattı. Hani yerlerde süründüğümüz, genel olarak herkesin, İngilizcesi iyi olanlar hariç, genel olarak herkesin yerlerde süründüğü bir seneydi. Çünkü şöyle, sınavlarda mesela hani soruyu anlasanız bile onu yazamamak çok 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 kötü bir durum. Ama hani bir süre sonra ister istemez o dile maruz kaldığınız için anlıyorsunuz. Ben açıkçası anlamadım nasıl böyle bir anlamaya başladım. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Ben acayip fazla dizi izleyen birisiydim üniversitede. O yüzden kesinlikle size de tavsiye ederim. Hatim etmiştim böyle tüm dizileri. O yüzden hani günlük İngilizceye aşinaydım. Günlük İngilizce konusunda sıkıntı yoktu. Anlayabiliyordum. Bir gün bir film izliyorum. Şu an ne izlediğimi hatırlamıyorum ama şeydir. Böyle filmin yarısına geldim. Böyle hani bir şey eksik gibi hissediyorum filmde. Ama hani anlamakta veya hiçbir şeyde hiçbir sorunum yoktu. Bir fark ettim altyazısı yokmuş filmin. Altyazısı izliyormuşum. O an böyle bir aydınlanma yaşadım. Dedim filmin yarısına geldim. Yani ben hiç anlama konusunda hiçbir sorun çekmedim. Yani her şeyi gayet net anlıyordum. Ondan sonra bir alt yazının olmadığını fark edince böyle anlamamaya başladım. Dedim tamam Sezgin sen hani İngilizceyi çözmüşsün ama sadece bu psikolojik. Ondan sonra gerçekten bende bir hani şeyler değişimler başladı diye söyleyebilirim. Şunu bıraktım açıkçası. Türkçe'ye çevirip algılamayı, anlamaya çalışıyordum. Hani bilmediğim kelimeyi orayı takılıyordum. Mesela bir cümle kuruyor hoca.
Orada bir kelime var. O kelime böyle bilmiyorum ya, bu ne? Ne acaba? Translate'ten geri bak falan derken zaten devamlı kaçırıyorsunuz. Aslında o değil. Çünkü hazırlıktayken hocalarımız diyordu bunu. Hani cümleyi tamamen okuyun veya dinleyin karşınızdaki bir şey söylüyorsa. Zaten genelinden ne söylemek istediğini çıkartacaksınız. O kelimenin birebir anlamını bilmesen bile gerçekten anlayacaksın ki gerçekten öyle oluyor. Tek kelimelere takılı kalmayın ama kelime bilginizin, dağarcığınızın az olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle kelime çalışın. Bunları öğrenmek şart. Mesela şöyle bir arkadaşımla biz ilk dönem kimya sınavına çalışıyorduk. Kitabı açtık, hani bir sayfa çalışmak için rahat yani yarım saatten fazla zaman geçiyordur. Çünkü şey, o sayfada 100 tane kelime varsa 50'sini 60'ını bilmiyoruz. Hepsinin teker teker anlamını yazarak hani algılamaya çalışıyoruz. Bir süre sonra zaten ben yoruldum, bıraktım. Çok da böyle şey değilimdir bu konularda. O yüzden o dönem kalmıştım kimyada. İşte hani bu, ama kelimeleri hani baktıkça hani anlamını unutuyorsunuz ona göre. Bir baktın okey, zihnine girdi değil bu. Ama sürekli gerçekten maruz kaldığınız için o sizin aklınıza yer ediyor. O yüzden zor durumda kalmak İngilizcenizi geliştirmek için çok büyük bir avantaj. Sınava girdim mesela. İlk dönem işte o yüzden hani kötüydü. Sınavda resmen ağlayacak gibiydim. Çünkü hani bildiğin soruyu da yazamamak kötü bir şey. Bunu yaşadıktan sonra artık diyorsun ki sana yenilmeyeceğim İngilizce. Seni çözeceğim. Seni halledeceğim. Ve öyle de oluyor. Daha sonrasında zaten hallediyorsunuz. Bizim bölümümüzün şöyle bir avantajı vardı İngilizce geliştirmek için. Çok fazla laboratuvara giriyorduk ve bu laboratuvarların raporları izliyor. O raporları yazmak da İngilizcenizi geliştirmek için gerçekten çok büyük bir artı. Çünkü bu raporları yazmak için araştırma yapmanız gerekiyor. Akademik, hani şey, Google Akademik var. Oraya girmeniz gerekiyor mesela. Makaleler okumanız gerekiyor. Hani onları okuyunca ister istemez İngilizceniz gerçekten gelişiyor. Konuşma konusunda sıkıntılar oluyor. Onları da hocalarınızın sizi teşvik etmesi lazım. Yani konuşmaya yönlendirdikten sonra gerçekten yapılamayacak şeyler yok. Konuşma konusunda sıkıntılarınız varsa yani herhalde sayısız reklama konu olan Cambly var. Bir de diğer tarafta da Engo var. Cambly'yi sadece hani birkaç kez ücretsiz denemelerini yaptım, 5 dakika. Gerçekten güzel bir uygulama. Sizi konuşmaya teşvik ediyor. Hocalar sizi düzeltiyor. Bir de Engo. Gerçekten Engo'yu bu aralar çok reklamını yapanları görmeye başladım. Engo'yu ben geçen senenin ortasında sanırım denedim. Eylül-Ekim gibi aynen almıştım Engo da üyelik. Engo da gerçekten etkili oluyor. Yabancı birileriyle konuşmak, hani İngilizce konuşman gerekiyor. Başka türlü ifade edemiyorsun zaten kendini. Hani o kendini açıklama zorunluluğunun olması sizi çok güzel etkiliyor ve hocalar da Engo'da gerçekten iyi. Ana dili İngilizce olan ve olmayan hocalardan ders alabiliyorsunuz ama fiyat farkı var. Ben ana dili İngilizce olmayanlardan aldım ve gerçekten çok iyilerdi. Hocaların tanıtım videoları var zaten. Oradan girip aksanı var mı yok mu, nasıl konuşuyor İngilizceyi veya eğitimleri neler neler yapmış, nerelerde eğitim almış, vermiş veya bunları görebiliyorsunuz. O yüzden Engo'yu ben tavsiye ederim. Cambly de çok iyi ama Engo ona göre daha böyle fiyat uygun. O yüzden fiyat performans açısından bence Engo daha iyi. Eğer hani bütçeniz, öğrenciyseniz zaten bütçeniz mutlaka önemli. O yüzden Engo'yu denemenizi tavsiye ederim. İnşallah bu video güzel olursa daha sonrasında Engo'dan bir belki indirimli bir şeyler gelir mi bilmiyorum. İnşallah gelir. Öyle yani, ben daha çok Sırplar vardı hani bizim buraya yakın olarak. Çünkü diğerleriyle saat uyumu biraz sıkıntı olabiliyor. Ama çok güzel İngilizcesi olanlar var. Gerçekten ben özellikle aksanı olmayanlardan seçmeye çalıştım. Ve gayet güzel konuşabiliyorduk. Takıldığınız kelimeleri mesela, hani o kelimeye takılma diyor. Mesela mouse. Tamam, mouse demene gerek yok. Bunu ifade et diyor. Bunu anlatabilirsin başka kelimeler kullanarak. O yüzden hani bu zaten İngilizceyi konuşmanız, geliştirmeniz açısından önemli şeyler. Kelime dağarcığınız bir süre sonra gelişiyor. Oyunlar var. Oyunlar oynayabilirsiniz kelimeler için. Günlük egzersiz yaptıran uygulamalar var.
Mont diye bir uygulama vardı. Ben onu üniversitedeyken yapıyordum. Hatta ben üniversitedeyken şey denedim. Uyurken İngilizce öğren diye bir şey. Sizi böyle uyurken maruz bırakıyor ama çok saçma. Etkisi oldu mu sanmıyorum, oldu mu olmadı mı. Zaten ben kulaklıkta uyuyabilen birisi değilim. Şu an hani tam kablosuz kulaklıklar, Bluetooth kulaklıklar var ama o zaman kabloluydu. Böyle dolana dolana uyanıyordum. Öyle çok etkili bir şey değildi bence benim için. Bilmiyorum, ya da etkili olduysa belki de etkili oldu. Ama çok etkili olduğunu sanmıyorum. Hatta Avrupa Yakası'nın bir bölümünde vardı böyle uyurken. İşte o hangi aşamada çok fazla beynimsel şey aldığı için Servet İngilizce öğreniyordu. İngilizce değil, İtalyanca pardon. Ne alakaysa neyse bunu da söyledim. Yani genel olarak böyle kendinizi maruz bırakmak ve zorunda kalmak İngilizceyi öğrenmek açısından çok önemli şeyler. Oturup kelime çalışabilirsiniz ama İngilizce hani kitap başında oturup çalışılarak öğrenilecek bir şey değil. Gramer öğrenirsiniz. Gramer konusunda sıkıntınız olmaz. Zaten hani ama günlük İngilizce'de konuşurken gramere çok bir ihtiyacınız yok. Hani Amerikanlar, İngilizler bile uymuyor bu gramerlere. Hatta bence yabancılar daha çok uyuyorlar. Umarım faydası olur, tavsiye ederim. Ekstra merak ettiğiniz veya istediğiniz şeyler olursa yorumlarda bahsedebilirsiniz. Cevap vermeye çalışırım. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.